Önce güzel haberi vereyim, 14 yaşındaki kızımız Elif dün akşam bulundu. Annesi aramızda, gözünüz aydın Sevim Hanımcı. Sen bütün arkadaşları aradı, öğretmenleri aradı, destek vermek için. Yani senin ne kadar büyük zorluklar çektiğinden de bahsetti. Evet, alın Allah razı olsun. Hepimizden. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi. Elif yurda gönderildi dün klasik bir uygulama biliyorsun. Evet. Orada devlet koruması altında sen gidip kızınla konuşabildin mi? Ben karakola çağırdılar beni hocam. Ben gittim. Görüştüm. Yurda gitmesini istedi kendisi. Ben de Ben yurda mı gideceğim dedi. Gideceğim dedi. Ama o çocuğun biraz desteğe ihtiyacı var. Çok hocam. Sizin desteğinize de benim ihtiyacım var. Onu madde bağımlısından kurtarmak istiyorum. Çocuğumun tedavisini istiyorum. Hani biraz heyecanlı yani da bakmayın. Ay ne kusuru olur mu yavrum ya? Yani <laughs> aslında devlet koruması altında olması, hani onun tedavi görmesi açısından da son derece önemli. Evet, hocam, ama tedaviyi kendisinin de istemesi lazım. Akşam o söyledi, olacağım da... diyor ama işte kararlarında net değil hocam. Bir başka konuşuyor, bir başka. Ya peki gelsene bu 14 <laughs> yaşında çocuk nasıl uyuşturucuya alışıyor? Liseye ha? gidiyordu benim çocuğum lise 1'e. Arkadaşı Ecem diye bir kız varmış. Sigara buna teklif ediye Okul bunu birkaç kere yakaladı. Bizi aradılar. Sigaraya başlamış çocuğunuz dediler. Ben gittim görüştüm. İşte ilerleyen zamanda bu sigara olayı ilerledi. İşte yanlış arkadaşlar. Bilemeyeceğim hocam işte. Zaten sonra... hocam aslında sigara ile başlamıyor mu? Yani mesela sigara içmeyen birinin tabii ki yani önce Böyle dumanlı bir şeylerle başlıyoruz. Hep böyle sigara sağlığa zararlı, sigara sağlığa zararlı derken boşuna söylemiyoruz. Aslında bir ilk adım. Evet, yani, öyle başlıyor. E yok sigaranın içine bir şeyler şimdi o yeni çıkmış mı yani? Yeni değildir belki de ben yeni duydum. Şimdi yok o sigaranın içine yok tütün saralım, tütünün içine bir şey koyalım. Bir şey bundan bir şey olmaz. Bir de bunlar zaten doğal. Bunlar ot. Ot içmekten bir şey olmaz. Yani böyle evet, çocukları efendim. kandırmak için o kadar çok yollar var ki sigarayla başlıyorsun ama devamı ne yazık ki korkunç bir cehenneme dönüşüyor. Ee, sigara gerçekten bir başlangıç sayılabilir bu noktada. Ee, daha sonra e, iç içe geçmiş huniler gibi ya. geçiş kapısı dediğimiz yani o e, sigaradan başka bir maddeye bir başka maddeden bir başka maddeye sonunda hepsini kullanmış oluyorlar. Ee, yani tam bir sosyal bela. Bütün ailelerin başının bile üstü demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir sorun yani. Hocam o kadar evet. güzel bir kız ki Allah nazarlardan saklasın. 14 yaşında bir çocuk. İşte en büyük tehlikede güzellik. Evet. Yani ama... Ee... Özellikle kızlarda çok önemli. Çünkü ee, bugün bir şekilde e, ee, uyuşturucu maddeye ee, yanılarak, şaşarak, yani bir takım özel psikolojilerle. Nedir özel psikolojiler? Ee, başkalarından farklı olmak, cesurmuş gibi gözükmek, kullanmayanları zavallı gibi görmek e, gibi yaklaşımlarla bir noktada bir defa başlanıyor. İlk defada bağımlı tabii ki olunmaz. Arkasından ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü geliyor. İnsanlar sanıyorlar ki bizim söylediğimiz zararlar maddenin kullanıldığı an. Maddenin kullanıldığı an tabii ki zararlı değil. Yani o anda bir değişik bir zihin yaşıyorsunuz. Daha sonraları bir süre sonra beyinde çok ciddi tahribatlar ortaya çıkıyor ve bunlar geri dönüşümsüz. Yani hocam aslında bu beyinde yaşanılan tahribatlardan dolayı mı işte suça eğilim? E, vesaire Kesinlikle. falan da ortaya yani Kesinlikle. doğru Kesinlikle. düşünememeye başlıyor. Kesinlikle. Yani maddeden maddeye değişmekle birlikte şimdi madde'nin bir kullanıldığı zaman etkisi var. O etkide ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Adeta Türkçe konuşursak frenleriniz tutmuyor. Utangaç çekingen bir çocuk da başlayabiliyor o daha rahat hareket edebilmek için. Biz bu noktada bir film hazırlamıştık gençlere nasıl tanıştırılıyor, ne yapılıyor diye profesyonel sanatçılar içerisinde maddeyi kullanmanın yanlış olduğunu bile bile adım atan çocuklar var. Sırf gruptan ayrı düşmemek kastıyla, grubun dışına dışlanmamak kastıyla, ana kuzusu, tüsüt kuzusu demesinler diye eleştiri almamak için istemeye istemeye başlayan çocuklar var. Dolayısıyla bunlar daha sonranın bağımlısı oluyorlar bir maddeyi kullandığımız zaman beynin bir başka çalışma moduna geçmesi. Bağımlılık sonrasında maddeyi bulamadınca bir suç potansiyeli oluşması. Bir madde kullandığında suç potansiyeli var. Bir de maddeyi bulamadığında suç potansiyeli var. Esas işte yani o maddeyi madden bulamadığı malence... zaman düştüğü, maruz kaldığı evet, durumlar. Hocam, toplumu ya, evet, toplumu çökerken bir durumlar. Suç potansiyeli Maalesef. var. Yani para bulamadı maddeyi evet. temetmek için, para temet edebilmek için gasp dahil her şey yapabiliyorlar. aile üzerinde dışarıda her türlü baskıyı uygulamaktan çekilmiyorlar. Çünkü maddenin noksanlığı siz dahi iz izah ettiniz. Evet Arif Hocam Vücuttaki tabii bir takım durumlar, krizler, kendini kaybetmeler. Dolayısıyla artık her şey mi var? Peki bu anne ne yapsın hocam? Vurmak, Anlamadım. Bu anne ne yapsın? Ee, şimdi e, devlet korumasına girmesi en uygunu. Annenin tek başına bu işin içinden çıkabilmesi çok zor. Yani anne bir örnek. Eminim şu anda sizi can kulağıyla dinleyen o kadar çok anne vardır ki. Devlet korumasına girmesi bu kardeşimiz için en uygunu. En uygunu. Şimdi burada e, mande tedavisini... Diş çekmek gibi bir süre olarak görmek lazım. Çok uzun. Hani dişi çekersiniz bir iki saat ne gidersiniz, e, mande e, kişinin karakterinden oluşmakta olan karakteriyle birlikte başka türlü pek çok e, faktörde içerdiği için incelenmesi, yavaş yavaş grup terapileriyle başka türlü tedavilerle yeni hayata hazırlanması gerekiyor. Çok zor bir olay. Peki son bir şey soracağım yani ne ne kadar süredir kullandığınızın tedavide bir e, değeri var mı bir değişik bir değeri var mı? Ee, yani bana, mesela atıyorum iki yıldır kullanan birisi daha uzun süre tedavi görür de işte iki aydır. Çok kıymetli bir değeri yok. Yok. Bir defa. Yani bir e, kere bile içmemek lazım. Bir defa bile içmemek yani. lazım. Bir defa bile aklınıza getirmemek lazım. Bir defa bile bir kereden bir şey olmaz yanılgısı çok vardır ama her bağımlılığın bir ilki vardır. Bir defa adımını attığınız gün vardır. Bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Kırmızı ışıkta geçmenin yasak olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama birilerimiz kırmızı ışıkta geçebiliyorlar. Hadi bir kere, iki kere, üç kere geçtik. Dördüncüde bir kazayı kendimiz davet etmiş oluyoruz. Ben bunun daha iyi benzettiği kanaatindeyim bu. Bireysel bir hesabı düşüneceğim. Yani yapmaması gereken bir şeyi yapıyor. Yasada yasaklanmış, suç sayılan bir fiili yerine getiriyor. Almak, satmak, taşımanın bile yasak olduğu bir şey bu. Tabii yani yasaklarında bir nedeni var. Aslında o yasaklar bizim can sağlığımız için, toplumun can Tabii. sağlığı için, güvenliği için Tabii. önemli ama ee, işte bana bir şey mi hocam? Pekala. Tamamdır. Şu an konumuzda ne alakası var? Ben bir şey varsam. Tamam. Ee, anladım hocam. vallahi Sevim Hanım'cığım sen de işte bırakmayacaksın kızın peşini. Yani yapacak bir şey yok. Daha çok küçük. Daha 14 yaşında. Hayatın başında. Ben inanıyorum ki toparlanır. Siz de eğer ondan elinizi eteğinizi çekmezseniz. Yani devletin koruması altında, devletin tedavisi altında. Çünkü daha evvel de kaçmış, daha evvel de problemler yaşamış. Aile şu an tam, kelimenin tam anlamıyla baş edemiyor. Baş Ama edemiyor baş edemiyor hocam. deyip de bırakacak da bir halimiz de yok tabii. Eve götürüyoruz, evden kaçıyor hocam. Bana şiddet uyguluyor. Hiçbir şekilde kurallara uymuyor. Ya yani ne yapsam olmuyor hocam. Ben yardımlarınızı bekliyorum hocam. Tedavisini üstlenmenizi istiyorum. En uygunu şu anda... Devlet Yardım koruması istiyorum. altında Çocuğum olmasıdır. Çocuğum Yani devletin koruması altında, devletin onu tedavi etmesi lazım. Devlet koruması, koruması olması lazım. en uygunu. Şu anda en uygunu. Siz onu haftada bir ya da belli zamanlarda ziyaretinizi yapın. Sizin tavınızla şununla bununla çok ilişkili değil bu olay. Bu toplumun tavla ilişkili bir şey. Yani e, çocuğun her dediğini yapmak gibi bir... Ee, şey de çare de çare değil. Dolayısıyla çocuğun bazı isteklerini yerine gelemeyeceği istekleri var. Bunu tabii ki yapamazsınız. Dolayısıyla ben dedi tren istedim. tren alamazsın yani değil mi? Hani uç bir örnek veriyorum ben de. Her istediğim olsun istiyor. Parayı olacak. nereden buluyordu? Bak her istediği olsa da gene bu olacak. Olacak. Her istediğim olsun istiyor. Ben rahatsızım. Eşim de rahatsız. Biz o baş istekler Her zaten bitmez ki. Ha? İstekler Her bitmez. İstekleri zaten bitmiyor. Şimdi de istemiyor hocam. Bu maddeye bulaşıldı. Artık onu bilmiyorum. Artık ön yargılı. Ha haşlık mı verirler? Madde mi bulurlar? Şimdi kaçmalara çok meyilli. Gidiyor. Hiç haşlık falan istemiyor evden. Ama yol parası yok. Yemek parası yok. Bak iki gün, iki gecedir yoktu. Dün akşam işte bulundu. Müganlı'ya çıkınca dedi şey Taksim'de bir ev tutmuşlar hocam. Biraz konuşturmaya çalıştım. iki üç kişiydik dedi. Müga ablaya dedi çıkmış nasıl çıktın anne dedi. 35 yıllık cinayeti çözüyorsa demiş arkadaşları. Biz yandık eyvah demişler, hepsi bir ayara dağıldılar dedi. İyi olmuş. Toplanamayın. Işte herhalde? Diyorum zaten beni de fazla uğraştırmayın çocuklar. Evet. Yani geriye dönün. O çok ee, i̇yi olmuş tabii ki yani. iyi ki geldin. Dur bakalım Teşekkür konuşacağız biz. Hocam, yani. Bu böyle kalmayacak. Yani o çocuk olun. için bakalım devlette de ne yapacağız hepsini konuşacağız.